Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bomba gibi bir analizle karşınızdayım. Bitcoin bir anda sert bir patlama yaşadı. Bundan sonraki süreçte bizi ne gibi aşamalar bekliyor? Hepsi ve daha fazlasını bu videomda sizlere teker teker aktaracağım. Bomba gibi bir analiz olacak. Sizden her zaman olduğu gibi tek ricam videoyu beğenip yorum atmanız ve kanala henüz daha abone olmadıysanız abone olup anlık videolardan bildirim alarak piyasa hakkında tüm bilgilere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Geçmiş tüm döngülere baktığımızda 2016 buradaki dördüncü çeyrekten sonra sert bir yükseliş başladığını görmekteyiz. 2021'de aynı şekilde dördüncü çeyrekle beraber bir yükseliş başlıyor. 2025'inde dördüncü çeyreğinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Buradaki yükselişler dördüncü çeyrekte olmamızdan kaynaklı olarak çok kritik ve çok önemli. Her yükselişin, her yükseliş mumunun bir anlamı var. Son çeyrekte olmamızın e, önemli bir e, mesajı var. Çünkü tüm boğa sezonları şu ana kadar ki yaşanmış tüm boğa sezonları startı dördüncü çeyrekte verilmiş. Aynı zamanda seçime de bir aydan az bir süre kaldığını belirtmek istiyorum. Tüm piyasaları derinden etkileyecek ve çok güzel bir e, burada e, belirtmek istediğim bir husus var arkadaşlar. Şimdi tüm döngüler biz fraktalları hep sürekli olarak inceliyoruz. Ancak şurada ve bu zamana kadar denk gelmediğim bir benzerliği göstermek istiyorum. Yükseliş trendinde ATH kırılmadan bakın 2013 zirvesi var sonra piyasa ayıya giriyor. Burada parabolik bir şekilde bir trend çizdiğimizde parabolik bir yükseliş yapısına baktığımızda trende 3 defa temas ettikten sonra ATH noktasının kırıldığını görmekteyiz. 2013 ayısından sonra trend desteğine 3 defa tepki 3 defa temas ediyor 1 2 3 ardından ateşini kırıp yükseliyor yeni bir zirve yapıyor yeni bir boğa sezonu yaşanıyor sonrasında 2017 yılından sonra ayı sezonu Ardından bakın trendi 1 2 3 defa temas ediyor. Bakın bu 3. temasından sonra bir önceki zirve noktasını kırıyor ve yepyeni bir boğa sezonu yaşanıyor diyebiliriz. Şimdi biz de 3. temasımızı son düşüşlerle beraber gerçekleştirmiş Olduk İlk temas ikinci Temas ve üçüncü temas eğer geçmişteki Üç temas uyumu sonrasındaki Zirve kırıl kırılma durumu Yaşanırsa eğer arkadaşlar e, Bu üçüncü temas sonrasında Gelebilir artık süre zaten çok daraldı Bunu sürekli olarak sizlere belirtiyoruz e, Art tarafta zaten RSI tarafına baktığımızda da daha gidecek yolumuz olduğunu da e, görmekteyiz arkadaşlar. Yani inanılmaz şişmiş bir RSI yapısı söz konusu e, değil bu taraftan da. En azından tabii ki haftalık ve aylık grafiklerde ben bunu e, belirtiyorum. Kısa vade zaman diliminde, orta vade zaman diliminde daha gidecek yolumuz olduğunu osilatörler tarafında görebiliyoruz. Yani teknik anlamda e, bunu söylüyorum. Altını çizmek isterim. E, bir diğer anlamda bakın, şimdi osilatör döngüsüne baktığımız zaman e, orta vade grafiklerde Kırmızı çizgiyle çizilmiş olan noktada ayı piyasası olduğunu ve osilatörün ciddi anlamda şiştiğini görmekteyiz arkadaşlar. Asıl burada bir düzeltme yapıp sonrasında şu dip noktadan tekrardan bir yükseliş trendine başladığında bir zirvenin geldiğini, bir boğa sezonu yaşandığını görmekteyiz. Kırmızı kutucukta yine aynı şekilde bir ayı sezonu Ardından tekrardan yeşile dönmesiyle beraber yukarı doğru şu dip noktadan dönmesiyle beraber ciddi bir boğa sezonu yaşanıyor. Şu an burada kutucuk noktasındayız. Yani son yükselişlerde yükselişini yapıyor şişiyor. Sonra biliyorsunuz burada bir 6-7 aydır bir sancılı bir süreç yaşandı. Ardından da bu noktadan tekrardan yukarı doğru bir hareketlenme o sıratura baktığımızda girebilir. Bu da öngüsel anlamda da buradan bir e, yukarı doğru bir hareketin gelmesi durumunda pozitif yönde yansıyabilir. Dün çok güzel bir operasyon çektiler e, diyebilirim. Yani enflasyon verisinde piyasayı yükseltmeyip artık insanları iyice short'a yüklenmesine veya açılan long pozisyonları kapatılması veya yüksek aldıraçlı girenleri lik ettiler arkadaşlar. Bir anda ayılar inanılmaz bir sevince ee, Bu olmuştu haklı olarak tabii ki piyasanın düşmesinden kaynaklı ve enflasyon verisinden sonra dahi yükselmiyor algısı da oluşturdular ve yatırımcıları iyice bunalıma soktular ancak piyasa şu an e, sert bir şekilde bugün e, gelen veri e, beraberinde yukarı doğru bir hareketlilik e, gerçekleştirdi e, diyebiliriz şimdi beni en çok heyecanlandıran bazı kritik noktalar var bu beni heyecanlandıran noktaları sizlere tek tek söylemek istiyorum ilk etapta beni en çok heyecanlandıran nokta e, makti tarafında Artık histogram bunların küçüldüğünü görmekteyiz. Şuradaki fake düşüşün ardından sert güzel bir yeşil bir hammer mumu aldık. 200 günlük hareketle ortalamış işte 63.600'ün de üzerinde bir kapanış yapmamız durumunda yukarı doğru hareketlerin devam etme ihtimali artıyor arkadaşlar. İkinci olarak heyecanlandıran nokta haftalık grafikte MACD'nin al sinyaline oldukça yakın olduğunu görmekteyiz. Ve çok uzun bir süre sonra bu kadar yatay ekümülasyon sonrasında Gelecek olan al sinyali tabii ki şu an bir yok yani gelirse diye varsıyorum. Eğer gelirse bu kadar yatay akümülasyondan sonra bunun etkisinin kuvvetli olduğunu görebiliriz. Bakın en son gelen al sinyali şu bölgede gelmişti arkadaşlar. 26 bin dolar seviyelerinden gelmişti ve benzer bir şekilde Bakın benzer bir şekilde ciddi bir yatay akümülasyon evresi yaşanmıştı. Ondan sonra bir al sinyali gelmişti. Ve fiyat haftalık anlam 26 bin dolar seviyelerinden 72 bin dolar seviyelerine kadar Ciddi bir artış göstermişti o yüzden burada eğer bir al sinyali gelirse makti tarafında Bu benim için çok kritik olacak beni heyecanlandırmış olacak Şimdi Aylık grafik de güzel duruyor daha kapanışta bir 20 gün var 20 günlük bir süre zarfı içerisinde 69'un üzerinde bir aylık kapanış yapabilirsek de Çok güzel olacak bir önceki ayın düzeltmesi olarak şu anki mum'a baktığımızda görürüz tabii ki bu 20 gün içerisinde değişecek kapanışa bakmak Çok daha önemli olacak Şimdi bu ussd dominansı 4 saatlikte de bulut desteğine kadar gevşedi. Zaten bir önceki analizimizde ne demiştik? Kısa vade Bitcoin evet düşüş olabilir. 6 seviyelerine kadar USDT dominansı yükselebilir ama o noktaları kıracağını düşünmediğimi belirtmiştim. Zaten USDT dominansı da 5.93 seviyesinden geri çekilme aldı. Günlükte market tekrar sata dönme eğilimi içerisinde. Ee, günlük anlamda EMA 50 desteğini de kaybetmiş e, durumda altına e, 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmış e, durumda negatif bir görüntü var. Bakın bu da heyecanlandırıyor beni arkadaşlar. Üçüncü heyecanlandırma sebebi ULSETİ dominansındaki haftalık görüntüsü SATA çok yaklaşmış durumda. Bakın en son sat vermiş olduğu nokta olarak baktığımızda bakın biz o zamanlar alt hedeflerini veriyorduk. 7.89 seviyelerinde haftalık anlamda sat sinyali verdi ve 4 seviyesine, 4.17 seviyelerine kadar bir geri çekilme, usd dominansında görmüştük. Yani piyasada bir trend değişimi olacak. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ve bu trend değişiminin yönünü doğru tahmin etmek. Evet gerçekten zor ama doğru tahmin edebilenler e, yani bunda bunun karşılığını alacak bir dönem içerisinde Kritik bir dönem içerisinde Ben tahminlerimi söylüyorum. Tabi kesinlik içermiyor. Sadece kendi düşüncelerimi e, belirtiyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin dominansı yukarı doğru bir hareketlilik yaşadı. Yani benim beklentim de zaten Bitcoin'de yeni bir ATH olana kadar BTC dominansında yükseliş bekliyorum. Ama o ATH kırıldık sonra artık yavaş yavaş Bitcoin dominansının geri planda kalacağı, artık alt koyunları major alt yüksek hacimli alt koinlerin daha çok piyasaya hakim olduğu bir dönem şahsen bekliyorum diyebilirim. Bakın alt koyun dominansı da günlük anlamda al sinyaline hazırlarınız bir al sinyali yok. Bu al sinyalin gelmesi için 10.70 seviyelerin üzerinde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir gün kapanışı yapması gerekiyor. Haftalık anlamda da alt dominansında zaten bir şu bölgelerde bir alt sinyali gelmişti. E, şu an bu e, histogram yeşil bir şekilde devam ediyor. Ama tabii daha henüz daha tam tehlike geçmiş durumda değil. E, 11.20 11.30 or aralıklarda e, alt dominansında bir kapanış görebilirsek e, bu ciddi anlamda e, pozitif e, olacaktır. Alt için e, diyebilirim. E, 3 tarafı günlükte aynı şekilde alt gün dominansına benzer bir grafiği var. E, buradan bir al sinyali hazır. 610 milyar dolar seviyesinin üzerine kapanışlar e, kritik e, olacak arkadaşlar. Haftalıkta da Total al sinyali hazırlığı Yani bir anda alt gün dominansının al vermesi, Total al vermesi, UST dominansının haftalıkta sata dönmesi BTC dominansının artık yavaş yavaş yorulduğunu görmekteyiz. Bunun sana dönmesi ya bunlar bir anda titiklenirse işte o özlemiş olduğumuz dönemlerin ilk böyle aşamasını e, görebiliriz. O yüzden heyecanlıyım diyebilirim arkadaşlar. Bakın yurt dışı piyasaları da çok güzel. Yurt dışı piyasaları rekor tazeliyor gün geçtikçe. Rekor üstüne rekor kırıyor. E, bu da böyle olumlu havalarında olması lazım ki risk daha çok riskli varlıkların yani Amerikan borsanın daha riskli bir varlıklardayız. E, ekstra risk işten artması için geleneksel borsaların da yükseliyor olması bu anlamda pozitif. Dolar endeksi DXY tarafı yoruldu. DXY tarafı biraz detaya bağlamış durumda. Tabii ki düşüşün uzanması için en azından 102.62 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirmesi e, gerekmekte. Şimdi altın tarafına geçelim. Altın tarafında da bir yükseliş var arkadaşlar. Yani artık çok FIBO destek dirençleri çok çalışmıyor ama e, temsil olarak 2272'nin üzerinde bir e, kapanış gerçekleştirmesi e, oldukça önemli e, diyebilirim arkadaşlar. Pardon düzeltiyorum. Ee, yanlış söyledim. 2648 e, buradaki destek bölgesi bu noktanın üzerine kapanışlar oldukça önemli. 2700 ardından da 2800'lere doğru ons bazında bir hareketlilik e, olabilir. Çünkü ons tarafı da artık seçim e, öncesinde kendi fiyatlamasını e, gerçekleştiriyor diyebiliriz. Son 24 saat içerisinde bakın e, short açan birçok kişi lik olmuş durumda. Bitcoin 32 milyon dolar, da 17 milyon Dolarlık likidasyon alındı e, diyebiliriz. İşte kaldıraçlı işlemlerin riskinden kripto paraların riskinden her zaman bahsediyoruz. Kumar on yer gibi burada e, bulunmamak gerekiyor arkadaşlar. E, riskinizi her zaman için doğru e, ayarlamasını unutmayın. Tabii video anlattıklarımı söylediklerimde bir tavsiye etinde değil. Kendi analizlerimi paylaşıyorum. Kesin bir kazanç vaadi içermez arkadaşlar. E, haklı çıkarsak kazanırız. Haksız çıkarsak da kaybederiz e, diyebilirim. Ama iki aşamalı da zaten destek dirençleri söylüyorum. E, burada bir iddiamız da yok. Onu da eklemiş olalım. Şimdi e, Binance'te işlem hacmi en yüksek ilk 106 coin'i şöyle sizlere hızlı hızlı göstermek istiyorum arkadaşlar ee, son dönemlerde hacimlenmiş olan alt koyunlar e, ekstra olarak fiyata böyle bullish piyasalarda e, önemli diyebilirim O yüzden ilk yüzü sizlere şöyle e, hızlıca göstermiş oldum videoyu sonuna kadar için Çok teşekkür ederim bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimizde görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize çok ama çok iyi bakın